Uzayda Rus, Amerikan işbirliği, dünyada da Pakistan, Türkiye arasında bir uzay işbirliği, uzaya dair bir işbirlik söz konusu anlaşmalar yapıldı. Yunan medyası hemen bunu anında çarşaf çarşaf yayın organları manşetlerinde görmeye başladı. Şimdi özellikle Yunanistan'da Defense Point'un haberi çok çarpıcıydı. Bu meseleye en fazla onlar kafa patlatmışlar. Şimdi rahatsızlar. Diyorlar ki Pakistan'la Yunan'la Türkiye arasındaki bir uzay işbirliği, uzaya dair işbirlik bir tehdit midir diye soruyorlar. Soru böyle. Sonra da bu tehdit midir derken cevabını da bir tehdit olarak yorumluyorlar. Özetle Pakistan'la Türkiye'nin uzay projelerinde yakınlaşması hiç iyi değil. Zaten askeri anlamda da bu iki ülke işbirliği yapıyor. Türkiye atak helikopterleri satılıyor ya da satılamadı falan, onlar muamma hala ama bir satış söz konusu atak helikopterleri. Farklı farklı askeri malzemeler, teçhizatların satıldığı biliniyor Pakistan'a. Nükleer meselelerde de iki ülkenin yakınlaştığı biliniyor. Bu yakınlaşma uzaya da taşındı. Şimdi anlaşmalar yapıldı iki ülkenin uzay ajansları arasında, Pakistan ve Türkiye'nin. Ve Yunanistan da diyor ki bu tehlikeli, bu bir tehdittir diyor. Ve aynı zamanda yayın organı ve diğer bazı Yunan medyası da Mitsotakis yönetimine yüklenmeden de geri kalmıyorlar. Yükleniyorlar yani çok sert bir şekilde. Sen ayakta mı uyuyorsun? Niye seyrediyorsun bu meseleleri? Teknolojik anlamda biz çok geride kaldık Ankara'nın falan. İşte uzaya da adım atıyorlar. Bizim de bundan geri kalmamamız lazım. Hükümet hem askeri anlamda hem teknolojik anlamda Türkiye'nin asla gerisinde olmamalıdır. Ama şu andaki pozisyon bizim geride olduğumuzu gösteriyor diyerek Mitsotakis yönetimine de bayağı bir eleştiri yöneltiyor. Defense Point söz konusu ve diğer belli başlı Yunan medya organları. Bu arada Yunanistan'da gazetelerin birinci sayfalarındaki bir başka mesele de şu. Atina kabullenmiş. Şimdi ne diyorlardı? Girit'e Türkiye doğalgaz değil ancak işte şunu falan götürebilir gibi gibi bir takım göndermeler yapıyorlardı Türkiye'ye mecazi. Ama şimdi diyor ki Yunan medyası, evet İsrail gazı Kuzey Kıbrıs, daha doğrusu Güney Kıbrıs ve Türkiye üzerinden taşınacak Avrupa'ya. Yunan medyası bunu da kabullenmiş. Haberlerin birinci sayfalarında gördük yer yer.